Mevsim değişikliği başladı. İnsanlar hastalanmaya başladı. Gribal enfeksiyon, nezle, soğuk algınlıkları gibi hastalıklar şu anda baş göstermiş durumda. Ve bu bir hastalık değil aslında. Vücudumuzun detoksu, kendini temizleme yöntemi. Bu bir detoks. Yani soğuk algınlığı, gribal enfeksiyonlarda çok korkmamamız gerekiyor. Bugün kullanmış olduğumuz bitkisel takviyeler de sadece bizim semptomlarımızı azaltacaktır. Öksürüğümüz var, bunu azaltacaktır. Ama bu öksürüğümüz zaten bir hafta içerisinde bitecek. Aynı şekilde grip aşıları veyahut da kullanmış olduğumuz antibiyotikler, bunlar bizim semptomlarımızı azaltmak içindir. Genel tedavi için değildir. İnsanların en fazla teveccüh ettiği hatmi çiçeği, kekik yaprağı, zencefil, zerdeçal gibi gıda takviyelerine ihtiyaç duyuyorlar ve evlerinde kaynatıp tüketiyorlar. Özellikle ıhlamur, papatya kış aylarında herkesin tükettiği zaten çaylardan biri. Soğuk algınlığı, gribal enfeksiyonlar için. Tabii ki bunların herhangi bir zararı yoktur dozunda kullanıldığı takdirde. Tabii doktor kontrolünde bazı doktorlarımız tavsiye ediyor, bazısı tavsiye etmiyor ama bizim içgüdülerimiz vardır. Milyonlarca yıldır var olan annelerimizden, dedelerimizden, atalarımızdan gelen zencefili, zerdeçalı, ıhlamuru, sarımsağı, soğanı biz tüketmişiz ve tüketmeye de devam ediyoruz. İnşallah da insanlara da faydalıdır. Mesela insanların aklındaki şu kekik, antivirüsel, antiinflamatuar, soğuk algınlıkları, öksürük şikayetlerimiz için çok faydalı. Evet, doğrudur. Fakat bunun belli bir kullanım süresi vardır. Kekiği biz 10 günlük sabah akşam kullandığımızı düşünelim. 10 günden sonra bize faydalı, 10 günden sonra bize zararlı. 10 güne kadar fayda sağlayan bir bitki, 10 günden sonra nasıl zarar sağlıyor? Vücuttaki demir depolarımızı boşaltma ya başlıyor artık. Demir eksikliğine sebep oluyor. O yüzden ben kekik, kış aylarında kekik kullanımıyla birlikte 10 günden fazla, yani maksimum bir hafta kullanılmasını tavsiye ediyorum aslında. Bir haftadan sonra bırakmalarını tavsiye ederim. Bu günümüz şartlarında biliyorsunuz ki hayat pahalılığı da var. Biz özellikle beslenmemize dikkat edelim. Tatlılardan uzak duralım, hazır gıdalardan uzak duralım. Tatlı yerine tatlı ihtiyaçlarımızı gidermesi için kuru üzüm tüketebiliriz, kayısı tüketebiliriz, hurma tüketebiliriz. Biz bunlarla vücut direncimizi arttırmak için bunları tüketelim. Tabii soğuk aldıktan sonra antibiyotikler bir kenara, antibiyotiklerin zararlarını biliyoruz. İlk kullanacağımız, ilk tüketeceğimiz benim tavsiyem ıhlamur olur, papatya olur, rezene, anason. Bunlar gaz şişkinliklerimiz için, soğuk algınlıklarımız için, öksürüklerimiz için faydalıdır. Ama özellikle benim tavsiye edeceğim sabahları aç karınla bir çay kaşığı kadar toz zencefil, az bal veyahut da süte karıştırıp tüketebiliriz. Thank you.